hepinizin, tüm ehli imanın üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, her mahalle bir İstanbul, söz halkımızda, programımız İstanbul genelinde devam etmektedir. Gazi Osman Paşa'mız da bugüne kadar 3 program yapmış olduk. En verimli programları da Gazi Osman Paşa'mızda gerçekleştirmiş olduk. Bugün de teveccühlerinizden dolayı tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Bizi kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar. Selamun aleyküm. Kıymetli Genel Başkanı Yardımcı Mustafa Kaya Bey, İlçe Başkanımız Sayın İsa Yıldız Bey, değerli hazırım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Karadeniz Mahalle Başkanı olarak elhamdülillah 14 kişilik yönetimimizle her hafta salı günleri mutat toplantılarımızı yapıyoruz. Devamlı arazide siz değerli vatandaşlarımızın dertlerini dinlemek üzere sahada görev yapıyoruz inşallah. Benden sonra çok kıymetli Genel Başkan Yardımcım Mustafa Kaya Bey ve İlçe Başkanımız İsa Yıldız Bey konuşma yapacaklar. O yüzden sözü fazla uzatmıyorum. Bu arada muhtarımız Fatma Ertürk Hanım Efendi, hoş geldiniz sizler. Teşekkür ediyorum. Hepinizden katılımlarınızdan dolayı Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Kıymetli misafirler, sayıdeğer muhtarım, Sayın Genel Başkan Yardımcım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her Mahalle Bir İstanbul programı Gazi Osman Paşa genelinde inşallah iyi geçiyor. Bugün Karadeniz Mahallesi'ndeyiz. Siz değerli misafirlerimiz, vatandaşlarımız dinlemeye geldik. Öncesinde malum birkaç konuya değineceğiz inşallah. Tabii ki Genel Başkan Yardımcım birçok konuya değinecektir. Müsaadesiyle ben sadece bir konuya değinip sözü kendisine bırakacağım. Daha sonra inşallah sizleri dinleyeceğiz. Değerli misafirler, bildiğiniz üzere ülkemiz o kadar sorun, o kadar problemlerle yaşıyor ki her biri içinden çıkılmaz bir hal almış durumdadır şu an. Bugün yaşanan bütün sorunların, bütün problemlerin ana kaynağı maalesef ama maalesef birbirimizle konuşamamaktan kaynaklanmaktadır. Emin olun, bu problemi çözebilirsek birçok problemi çözmüş bulunacağız inşallah. Bizler Saadet Partililer olarak 50 yılı aşkın süredir önce ahlak ve maneviyat diyerek güçlünün değil haklının üstün olduğu, adam kaymanın değil liyakatin öne çıktığı, gelir dağılımındaki uçurumun ortadan kalktığı, çifte standart değil adaletin hakim olduğu, yaşanabilir bir Türkiye olsun diye gayret gösteriyoruz. Bugün ülkemiz o kadar kutuplaştırılmış ki maalesef ama maalesef her geçen gün derinleşerek kutuplaşma devam ediyor. Derinleşerek artmaktadır. Bizler aynı tarihi, aynı coğrafyayı yaşayan, aynı toplumsal hafızayı taşıyan insanların bir arada yaşadığı ve bunlara değer verdiğimiz, farklılıkların zenginlik olarak gördüğümüz bir teşkilatız. Tehdit olduğunun farkındayız. Siyasetin bir tartışmanın üstünlüğünü öne çıkartmak halinde değil, ancak ve ancak vatandaşımızın hayat standartlarını, yaşam standartlarını daha iyi hale getirmek olduğunun da farkındayız. Diyoruz ki, siyaset düşmanlık, sorun üretme değil, kardeşlik ve çözüm merciğidir. Bugün her zamankinden daha fazla kardeşliğe ihtiyacımız var. Birbirimizle diyalog kurmaya ihtiyacımız var. Allah'tan en kısa sürede aramızdaki hürmet ve muhabbeti arttırması dileğiyle hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Katılımlarınızdan dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Esselamu aleyküm. Teşekkür ederim. Sayın başkanlarım, mahallemize hoş geldiniz öncelikle. Sayın vatandaşım, sizler de hoş geldiniz. Karadeniz mahalle halkımız.
Muhtar olduğum ilk günden beri sizlere hizmet etmek için tüm gücümle mücadele ediyorum. Zaman zaman zorlansam da mücadeleden pes etmedik, etmeyeceğiz de. Ben muhtar olmadan önce ulaşılabilir bir muhtar olma sözü vermiştim. Ve şu anda telefon numaram herkeste vardır. 7/24 ulaşılabilir bir muhtarım. Sizlerin de sıkıntıları varsa bunu mutlaka bize bildirmenizi istiyorum. Hep birlikte mahallemize hizmet etmek için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Sizlerin de desteğine ihtiyacım var. Mahallemize yapılacak olan tüm hizmetlerde sizlerle birlikteyiz. Tekrardan başkanlarım teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Kaya Bey'i huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar sen de. Selamun Aleyküm. Sayın İlçe Başkanım, saygıdeğer muhtarım, değerli Karadeniz Mahallesi sakinleri, teşkilat mensuplarımız, öncelikle sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Her mahalle bir İstanbul programı çerçevesinde bugün Gazi Osman Paşa'mızda, Karadeniz Mahallemizdeyiz. Umarım bugün burada yapacağımız çalışma bizim hedeflediğimiz anlamda her mahalle bir İstanbul mottosuyla yaptığımız bu çalışma Karadeniz mahallemizin fotoğrafının tam olarak çekilmesine ve sorunların, problemlerin ortak bir düzlemde değerlendirilmesine faydası olur. Yani kısmi olarak Karadeniz mahalleliyim desem muhtarım izin verir mi bilmiyorum ama nereden geliyor senin bu Karadeniz mahalleliğin derseniz kızım 4 sene 2. Mehmet Sağlık Meslek Lisesi'nde okudu. 4 sene buraya gittim geldim. Çoğu zaman arabayla onu götürüp getirirken Karadeniz Mahallesi'nin girişindeki, çıkışındaki problemleri, içindeki problemleri az çok gözlemleme fırsatım oldu. Dolayısıyla Karadeniz Mahallesi'ne çok da uzak sayılan bir kardeşiniz değilim. O 4 sene zarfında yani buradaki aslında zaman zaman kızımı beklerken oturduğum çay ocağındaki ettiğim sohbetler, insanlarla bir araya geldiğimizdeki dertleşmelerimizle aslında bir anlamda fotoğrafı sizin kadar olması mümkün değil ama kısmi olarak çektiğimi söyleyebilirim. O yüzden Karadeniz Mahallesi ile ilgili bir davet aldığımda da emin olun bu direkt aklıma geldi ve hemen gidip Karadeniz Mahallesi'ndeki bu çalışmada olmalıyım diye düşündüm. Sayın İlçe Başkanımız ifade etti. Saadet Partisi olarak biz 1969 yılından beri siyasi hareketinin içindeyiz. Saadet Partisi bizim 5. partimiz. Bundan önce 4 tane partimiz malum gerekçelerle bildiğiniz şekliyle kapatıldı. Ve Saadet Partisi olarak biz şu anda 20 yıldan beri bir mücadele yürütüyoruz. Bu mücadelemizin merkezinde bizim ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği, sorunların ortak noktada çözülmesi adına irade ortaya koymaktır. Biz önce ahlak ve maneviyat düsturunun vazgeçilmez bir düstur olduğuna inanıyoruz. Çünkü siyasetin de, ticaretin de, aile hayatının da, sokağın da, toplumun da olmazsa olmaz kurallarının başında ahlaki ve manevi değerlere olan bağlılığı gelir. Ülkemiz bir sıkıntılı süreçten geçiyor. Bu sıkıntılı süreçleri ifade ederken şu anda yaşadığımız özellikle son 2 yıldan beri salgın koşulları, salgın koşullarıyla beraber yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, şu anda fahiş fiyat artışları, Karadeniz Mahallesi'nde olduğu gibi gittiğimiz Türkiye'nin farklı bölgelerindeki insanlarımızın da temel sorunu haline dönüştü. Üzülerek ifade etmek durumundayım. Gençlerimiz artık geleceklerini bu ülkede görmemeye başladı. Ekonomik açıdan şu anda sıkıntılarımız var, doğru. Ve biz enflasyon oranlarıyla karşı karşıyayız. Ve bunun yanında da bu enflasyon oranlarıyla birlikte gelecekte bunun giderileceğine dair de tam anlamıyla böyle bir güven ortamı maalesef oluşmuş durumda değil. Nüfus yapısı, nüfus sayısı ile ilgili az çok bir misafir oldum ama şunu da bir Karadeniz mahallemiz ülkemizin farklı coğrafyalarından gelen kardeşlerimizin vatan problemleri çözmeye çalışan bir mahalle. 75 bin civarında mı nüfus? Resmi olarak 75 bin, gayri resmi olarak belki bu düzenin 3'te 1
üçte bir daha ekleyebiliriz. O mülki erkanın tamamı var ve bu Karadeniz Mahallesi onların neredeyse 4-5 katı, 6 katı büyüklükte bir nüfusa sahip. Yani bu aslında sadece Karadeniz'de her mahalle bir İstanbul derken bu nüfus yapısıyla beraber yaşanan sorunları gündeme taşımak adına böyle bir adımı attı. Değerlendiremiyoruz. Birbirimizi etiketledik. Sen AK Partilisin, sen CHP'lisin, sen MHP'lisin, sen HDP'lisin, sen Saadetlisin. Bu böyleyse, bu partiliyse artık bununla kesinlikle konuşulmaz noktasına geldik. Yanlış yapıyoruz. Farklı siyasi düşüncelerde de olsak bu memleket hepimizin ortak yaşam alanı ve bu vatan bizim. Farklı coğrafyalarda olsak da biz birlikte sorunlarımızı değerlendirmek zorundayız. Bak şu anlama gelmiyor. Hepimiz birbirimize benzeyeceğiz. Yok, bu mümkün olmayacak. Ben isterim ki bütün 60 milyon seçmen, 85 milyon insanımız Saadet Partili olsun. Ben bunun için çalışıyorum. Bunun mücadelesini veriyorum. Ama fiiliyatta da bunun mümkün olmadığını da biliyorum. Peki ne yapacağım da ben, benim gibi düşünmeyen insanlarımla problemleri doğru bir düzlemde değerlendirebileceğim? Nedir o? Asgari müşterek siyaset uygulayacağım. Asgari müşterek siyaseti nedir? Karadeniz Mahallesi'nin bir problemi varsa muhtarımız Fatma Hanım gidecek, hem Malatyalı'yla konuşacak, Bitlisli'yle konuşacak, Trabzonlu'yla konuşacak, farklı STK'lı'yla konuşacak, Cemevine gidecek, camiye gidecek. Gidecek ki o insanların bu konuyla ilgili, bu sorunla ilgili bakışları nelerdir? Bunu anlamaya çalışacak, sonra birlikte nasıl adım atılır da bu problemler ortadan kalkar, bunun mücadelesini verecek. Dolayısıyla kamplaşma en önemli bizim sorunumuz olarak maalesef duruyor. Dün Ankara'da sizler takip ettiniz. 6 tane siyasi partinin, muhalefet partisinin, içinde genel başkanımız da var, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir toplantılar oldu. Bu toplantı bizim 3 aydır, 4 aydan beri genel başkan yardımcılarımızın yürüttüğü güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifiyle ilgili toplantının son toplantısıydı. Şimdi genel başkanlar kendi aralarında bunu değerlendirdiler. Bundan sonra ortak bir teklif olarak kamuoyuna deklare edilecek. Dünkü manzara şu. Dünkü manzara aslında Türkiye'nin uzun zamandan beri beklediği, yani uzun zamandan beri olmasını arzu ettiği, hani bizim 90'larda bugün sosyal medyada sıkça görüyoruz, o dönemin siyasi liderlerinin televizyon programlarında, oturumlarda bir araya gelerek ülke meselelerini değerlendirdiği gibi, dünkü toplantı da tamamen bu anlamda iletişim kanallarını açık tutmak adına yapılan bir toplantıydı. Ve bizim şimdi bunu çoğaltmamız gerekiyor. Bunu artırmamız gerekiyor. Bunu bütün siyasi partilerle yapılabilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber maalesef, üzülerek söylüyorum, 2017 yılında referanduma giderken bizler Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin toplumunun kamplaştırmasına sebep olacağını, %50 artı bir zorunluluğundan dolayı, taban konsolidasyonu, tabanı bir arada tutmak hedefinden dolayı maalesef Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemizi daha da içinden çıkılmaz sorunlarla karşı karşıya bırakacağına dair söylemlerde bulunmuştuk. Bugün bu söylemlerimizde haklı çıkmanın maalesef acısını yaşıyoruz. Yani oysa bizim bir kuvvetler ayrılığı diye bir meselemiz olmalı. Yasama, yürütme, yargı arasında birbirini denetleyecek, birbirinin problemlerini, birbirinin sıkıntılarını ortadan kaldıracak bir yaklaşımımız olmalı. Bizim adalet mekanizmasına hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, hangi etnik kimliğe mensup olursa olsun, hangi düşünceye mensup olursa olsun, bütün insanlarımızın adalet kurumuna olan güveni tesis edilmeli. Ve meclis, parlamento yasama görevini yaparken aynı zamanda denetleme görevini de yapabilmeli. Bugün biz Türkiye'de Sayıştay raporlarının, yani Sayıştay raporları nedir? İşte Karadeniz Mahallesi'ne yapılan bir yatırım, yapılan bir ihale, ne bileyim Türkiye'nin farklı daha büyük projelerinde yapılan ihalelerle ilgili, eğer meclis denetimine açık değilse, Sayıştay raporları aracılığıyla bu milletin alın teri, bu milletin bütçesi
neden parlamentoda diğer siyasiler tarafından değerlendirilmiyor diyorsak, buradaki istifamlar bizi maalesef doğru noktaya götürmez. Bugün biz hep şunu gördük, bunu ortaya koyduk. Yani eğer bir denge denetleme yoksa bir sistemde, ne demek denge denetleme? Birbirimizi denetleyeceğiz. Birbirimize hayat tarzı dayatmayacağız. Birbirimize hayat tarzı dayatmayacağız ama birbirimize saygı duymayı da öğreneceğiz. Her bir siyasi parti mensubunun bu ülkenin şerefli vatan evladı olduğuna inanırız. Ama biz yaptıkları üzerinden bir siyaset geliştirmeye çalışırız. Ve bizim bugün kamplaşma üzerinden baktığımız nokta, biz mutlaka bu sorunu aşmalı ve biz kendi aramızda iletişim dilini sağlıklı bir zemine oturtmalıyız. İkinci konu, en önemli problemlerimizin başında tarım geliyor. Tarım neden en önemli problem? Tarım şimdi, o da bir milli güvenlik sorunudur. Tarım şu anda maalesef öyle bir noktaya geldi ki temel gıda maddelerinde bile dışa bağımlı hale geldik. Mercimeği çevirdiğinizde bakıyorsunuz ki Nepal'den gelmiş. Nohutu çevirdiğinizde bakıyorsunuz ki Meksika'dan gelmiş. Size ilginç bir istatistik verebilir miyim izninizle? Şu anda hani siz de cevaplayabilirsiniz. Türkiye'nin tarımda çalışan yaş ortalaması nedir? 60. Bravo. 60'ın üstünde. Şu anda tarımda çalışan yaş ortalamamız 60'ın üstünde. Ya düşünün. Sürekli tarımdan iş gücü uzaklaşıyor. Uzaklaşmakla kalmıyor. Nüfusun genç yapısı da artık eskisi gibi değil. 85 milyonluk, 90 milyonluk nüfusu yaş ortalaması 60'ın üzerindeki insanların beslemesini bekliyoruz. Böyle bir şeyin mümkünatı yok. Böyle bir şey eşyanın tabiatına aykırı. Bizim üretim mantığıyla bir yeni ekonomik modele ihtiyacımız var. Biz şimdi dolara karşı bir bağımlı olduğumuzu, doların en son başımıza getirdiği sıkıntıları hep beraber yaşadık. 18 liraya çıktı. Kimileri dedi ki 20 lira olacak. Kimileri dedi ki 22 lira olacak. Şimdi 13-14 seviyelerinde devam ediyor. Peki biz neden bu kadar dövize bağımlıyız? Temel gıda maddelerinde bile dışarıya bağımlı olduğumuz için dövize bağımlıyız. Sayın Bakan yeni Londra'ya gitti. Londra'ya niye gitti Sayın Bakan? Londra'ya orada bankaların ve orada banka yöneticilerinin, finans kurumlarının yetkilileriyle onlardan borç alabilmek adına görüşmeler yapmak üzerine gitti. Şu anda dünyada doların uygulandığı faiz Avrupa'da %1'lerde, 1.25'lerde, 1.5'larda ama Türkiye maalesef yıllık dolar bazında %6-7 ile borçlanarak borçlarını çevirmeye çalışıyor. Dolara olan ihtiyacımız artıyor. Kur korumalı mevduat diye bir sistem çıkardık. Sanki Türkiye'de ikiz para sistemi varmış gibi. Dolar olmadan olmazmış gibi bir mantıkla ekonomik model kurguladık. İnsanlarımıza yastık altındaki altınları getirin, ekonomiye kazandırın diyoruz. Ama hiçbir zaman bu altınların ekonomiye güven ortamı olmadığı için ekonomiye aktarıldığını görmüyoruz. İnsanlarımıza dolardan TL'ye dönün diyoruz. Şu anda bankalardaki dolar mevduatı 263 milyar dolar. İnsanların bankalardaki dolar mevduatı 263 milyar dolar. Bu kur korumalı mevduatla beraber bunun belki 2 milyarı, 1,5-2 milyarı ancak dolardan çıkıp TL'ye dönmüştür. Ve güven ortamı yok. Güven ortamının olmadığı yerde yatırım yok. Yatırımın olmadığı yerde istihdam yok. İstihdamın olmadığı yerde insanlarımızın geleceğe güvenle bakması mümkün olmuyor. Bir yeni ekonomik modele ihtiyaç var. Bu ekonomik modelin merkezinde üretim olmalı. Bu ekonomik modelin merkezinde insanlarımızın tekrar doğdukları yerde doyuracak formüller geliştirilmeli. Hali hazırda devam eden Rusya-Ukrayna arasındaki kriz hepinizin malumu. Rusya-Ukrayna krizi aslında Karadeniz'in Akdenizleştirilmesi için planlanan bir projedir. Hali hazırda devam eden, şu anda bizim de sürekli yaşadığımız Kıbrıs merkezli bazı gelişmeler var.
Biz adına Mavi Vatan dediğimiz kıta sahanlığımızı içeren Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarındaki haklarımızı muhafaza etmek adına verdiğimiz mücadelenin farklı bir boyutunu Karadeniz'de vermek durumunda kalabiliriz. Allah korusun savaş çıkarsa. Şimdi Montre Boğazlar Sözleşmesi diye bir sözleşme var. Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin merkezinde ne vardı? Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin askeri gemileri Karadeniz'de 21 günden fazla kalamaz. Yani Karadeniz'e kıyısı kimin varsa onların askeri donanmaları Karadeniz'de bulunabilir. Ama kıyısı olmayan ülkeler Montre Boğazlar Sözleşmesi'ne göre 21 günün fazla orada bulunamaz. Ve gelirken de deklare etmek zorunda. Şimdi Karadeniz'deki Allah korusun bir savaş olma esnasında Türkiye'nin Akdeniz'de yaşadığı problemleri en az 4 ile 5 ile çarpın. Ve bu da bizim hem ekonomik olarak sıkıntılarımızın daha da artmasına hem de güvenlik açısından endişelerimizin daha da artmasına sebep olur. Türkiye'nin hem Ukrayna ile hem Rusya ile yürüttüğü diplomasi var. Bu doğrudur. Hem Ukrayna ile hem Rusya ile diplomatik açıdan yürütülen çalışmalar doğru. Ancak Türkiye'nin bundan önce birkaç ay önce yaptığı gibi Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni tartışmaya açmak hayati bir hatadır. Şu anda bunu muhafaza etmek adına Türkiye'nin daha doğru bir düzlemde tartışmayı götürmesi gerekir. Ayrıca dış politika ile ilgili bizim diğer güvenlik endişelerimizin merkezinde şu anda Amerika'nın özellikle Yunanistan üzerinden silahlanma girişimleri vardır. Şu anda Girit Adası ve Rodos Adası'nı Amerika tamamen bir askeri üs alanına çevirdi. Ayrıca Amerika şu anda Edirne'ye 40 kilometre mesafedeki Dede Ağaç denilen bölgeyi şu anda bir anlamda bu zamana kadar hiç yapmadığı şekliyle askeri teçhizatla donattı. Kimileri diyor ki Yunanistan'ın Dede Ağaç'ının Amerika tarafından silahlandırılmasının arkasında Rusya'nın kuşatılma projesi var. Çin'in kuşak bir yol projesinin engellenme projesi var diyor. Onlar olabilir ama asıl hedef Türkiye'nin hareket alanını daraltmaktır. Ve Türkiye'nin etrafında kurulan bu askeri hareketlilik aynı zamanda Amerika'nın Yunanistan'la savunma işbirliğini de beraberinde getirmiştir. Amerika 1994 yılında, 96 yılında Yunanistan'la bir savunma işbirliği anlaşması imzalamıştı. Bunu her yıl, birer yıl mesafeyle uzatıyordu. En son Biden iş başına geldikten sonra bu anlaşmayı 5 yıllık yaptılar. Ve 5 yıllık neticesinde de eğer savunma işbirliği yapan ülkelerden herhangi birisine dışarıdan bir saldırı gelirse diğerine yapılmış sayılacaktır diyerek aslında Yunanistan'a karşı tam anlamıyla bir koruma kalkanı oluşturmayı hedeflediler. Kıbrıs'a ayrı bir başlık açmak gerekirse, Kıbrıs'la ilgili yine üzülerek söylüyorum. Bizim Saadet Partililer olarak en büyük yaralarımızdan birisi budur. 2004 yılında Annan planı oylamaya sunulduğunda, referanduma götürüldüğünde Annan planının Türkiye için, Kıbrıs için bir tuzak olduğunu net olarak ifade etmiştik. 2004 yılından 2017 yılına kadar maalesef bu iktidar döneminde Kıbrıs'ta bir kafa karışıklığına şahit olduk. Yani iki devletli çözüm mü talep edeceğiz? Avrupa Birliği ile müzakerelerde Kıbrıs'ı herhangi bir gerekçe olarak kullanmaya devam mı edeceğiz? Noktasında böyle bir kafa karışıklığı yaşandı. Üye yapılmasıdır. Şimdi Avrupa Birliği'ne Kıbrıs Cumhuriyeti altında üye yapılan bir Güney Kıbrıs, şimdi Fransa'nın Güney Kıbrıs'ta üs kurmasına, Amerika'nın doğrudan Güney Kıbrıs'ı desteklemesine, Avrupa Birliği'nin doğrudan Güney Kıbrıs'ın yanında olmasına ve kuzeydeki kardeşlerimizin hak ve hukukunun korunmaması gibi bir sonucu beraberinde getiriyor. Bu Türkiye için fiziki olarak doğrudan bir güvenlik meselesidir. Çünkü Kıbrıs önemli ve Kıbrıs Türkiye'nin güvenliği açısından hem kendi coğrafyasının güvenliği hem Türkiye'nin güvenliği açısından önemlidir. Karşı bakın burası ikinci bir Irak olursa Suriye'deki istikrarsızlık bütün bölgeyi etkiler babında girişimlerde bulunduk. Tabii o dönemde yapmış olduğumuz girişimler bizim Türkiye kamuoyuna
Esat yandaşı, zalimin elini sıkanlar olarak takdim edildi. Ama biz Suriye meselesinin bugünlere geleceğini gördüğümüz için o gün ön almaya çalıştık. Engellemeye çalıştık. Eğer o gün bizim yol haritamız 12 maddelik bir yol haritası kamuoyuna deklar etmiştik. O yol haritamız muhafaza edilmiş olsa, ona itibar edilmiş olsaydı 7-8 milyon insan Suriye'de yerinden yurdundan olmayacak. 1 milyona yakın insan da hayatını kaybetmeyecekti. Şimdi Suriye meselesi aynı zamanda bize sosyal açıdan bu sorunları getirmekle birlikte başka sorunları da getirdi. Biraz önce Akdeniz meselesinden bahsettik. Akdeniz meselesiyle konuşurken Suriye'ye ayrı bir paragraf açmak lazım. Neden? Çünkü biz Akdeniz'de aynı zamanda Suriye ile komşuyuz. Ve Suriye ile bizim aramızda deniz yan hududu anlaşması yok. Ne demek deniz yan hududu? Suriye ile paylaştığımız deniz sınırıyla ilgili karşılıklı uzlaşarak koyacağımız bir anlaşma, bu anlaşma her iki ülkeyi de Akdeniz'de daha etkin hale getirebilirdi. Bizim 2011'den sonra yaşadığımız probleminle beraber biz şu anda Suriye ile bunu da yapamadık. Ayrıca hep şunu söyledik, bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Bizim bir rengimiz var. Bütün toplum Saadet Partisi'nin renginin ne olduğunu bilir. Ve bizim bu rengimizi biz ölene kadar muhafaza ederiz. Kıyamete kadar muhafaza ederiz. Ama biz aynı zamanda şunu biliyoruz. Biz kendi rengimizi muhafaza ederek toplumun farklı kesimleriyle iletişime geçmek zorundayız. Toplumun farklı kesimleriyle sorunlarımızı değerlendirmek zorundayız. Erbakan hocamızın özellikle şu siyasi hayata baktığınızda 73-74 yılında Cumhuriyet Halk Partisi ile yaptığı koalisyon. Sonra 80 öncesinde Adalet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ile Milliyetçi Cephe Hükümetleri döneminde yaptığı koalisyonlar. Sonra 91 yılında o dönemki Milliyetçi Çalışma Partisi ile yaptığı ittifak. Ardından 96-97 yılında Doğru Yol Partisi ile yapmış olduğu koalisyon. Bütün buraya baktığınızda aslında net olarak şunu görüyorsunuz. Erbakan Hoca söz konusu olan memleket sorunları olduğunda kendisini sol tarif edenle de, sosyal demokrat tarif edenle de, milliyetçi tarif edenle de, merkez sağ olarak tarif edenle de, liberal tarif edenle de Erbakan Hoca memlekete hizmet edebilmek adına varsa yollar, o yolları değerlendirme gayreti içerisinde olmuş. Bugün bize yapılan en önemli yanlış suçlama, suçlamanın hepsi yanlış olur da, Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatıyorsunuz ifadesi. Arkadaşlar, Erbakan Hoca ne yaptıysa biz onu yapıyoruz. Erbakan Hoca'nın yaptığının dışında hiçbir işimiz olmaz. Erbakan Hoca'mız, biz onun göstermiş olduğu parmakla parmağının ucuna değil, parmağının göstermiş olduğu hedefe bakıyoruz. Biz bu memlekette barışın, kardeşliğin, huzurun egemen olması adına çok önemli gayretler gösterdi. Çok önemli mücadeleler verdi. Biz o mücadeleyi sürdürmeye gayret ediyoruz. Burada dünkü yapılan toplantı üzerinden yeni bir kriz alanı çıkartmak girişimi, sosyal medyada yeni bir farklı değerlendirmeler yapma girişimini iyi niyetle anlamadığı için bu eleştirileri yapan kardeşlerimizin bu eleştirileri başımızın tacıdır. Ama art niyetle yapanları insafa davet ediyoruz. Art niyetle yapanları bu noktada 50 yıllık siyasi hayatımızı bir kere daha gözden geçirmeleri noktasına davet ediyoruz. Bir de şunu ifade edeyim. Bizim şu anda devam eden süreçte yakın gelecekte bir seçim olma ihtimali Mart ayındaki gelişmelere göre belli olacak. Mart ayında seçim yasası ile ilgili, siyasi partiler kanunu ile ilgili iktidar partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından bir öneri getirilecek mi bilmiyoruz. Ama öneri getirilirse, işte barajla ilgili vesaire şeyle ilgili bir öneri getirilirse, bu önerinin de geçtikten sonra, yasalaştıktan sonra üzerinden en az bir sene geçme zorunluluğu var. Bir sene geçmeden bir erken seçim kararı alınamıyor. Şimdi böyle bir ihtimal Mart ayında barajla ilgili vesaire olabilir. Olmayabilir de mevcut siyasi atmosferde, konjonktürde tekrar bu şartlar altında da seçime gidilebilir.
Bunu da parti olarak yakından takip ediyoruz. Ben tekrar Karadeniz Mahallesi'nde, yani geçmişten de hukukum olan Karadeniz Mahallesi'nde kızımdan dolayı sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sayın İlçe Başkanımıza, saygıdeğer muhtarımıza, siz değerli büyüklerime, kardeşlerime dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa, kanaatleriniz, yorumlarınız, değerlendirmeleriniz, eleştirileriniz, bizimle ilgili eleştirileriniz olursa çok rahatlıkla bunu dinlemeye hazır olduğumuzu biliniz. Ayrıca bazı sorularınız olur, aklımız yetmez, şu anda cevap veremeyecek durumda olabiliriz. Bunu da cevapsız olduğu düşüncesi sizde oluşmasın. Biz cevabını öğrenir, döner yine size o konuda bilgilendiririz diyorum. İdarecilerine, tesir eder. Şayet sözümüz, irademiz, gayretimiz olmazsa ancak yapılanları uzaktan seyrederiz. Bu zulme hepimiz ortak oluruz. Halkın canını yakan şeylerden bir tanesi de yüksek elektrik ve doğalgaz faturası. Mevcut hükümet bunu önemli bir kısmı kendileri karşıladığını iddia ediyor. Fakat çok ciddi manada bana da birçok arkadaşıma da böyle bir fatura, yüksek faturalar geliyor. Bunun Avrupa'da da %300-400 gibi rakamlarda artışı olduğu iddia ediliyor. Bununla alakalı sizden bir açıklama bekliyorum. Evet kıymetli kardeşlerim, arz ederseniz soruların tamamına... Camiye girerken bir şeye şahit oldum. Vatandaşların bir kısmı sizin büyük ihtimal tanıdığınız akrabanız olma ihtimali olan kişiler sırf Saadet Partili olmanızdan dolayı hain, ya bunlar bilmem ne diye şu kutuplaştırma olayıyla ilgili. Bunlar bir özel bir çalışma mı yapılıyor? Nasıl bir mantıktır ki bunca sene iktidarda olup da hala birilerini, hain birilerini kahraman ilan edebiliyorlar? Bununla ilgili söyleyeceğim bir şey var. Teşekkür ediyoruz. Buyursunlar. Bu İsrail ile alakalı atı tutuyor. Yani bunu biz medyada şeyde arazide arkadaşlarımızla görüşüyoruz devamlı da. Şimdi Türkiye'ye gelecek. Bu konu hakkında yorumunuzu merak ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Başka? Pazarın sıkıntılarını pazarlıyor abiler dile getirdi. Bununla ilgili bir kısa bir açıklamamız da oldu. Yani bununla ilgili bir gelişme mali muhtarımız eğer bu soruyu cevaplarsa sevinirim. Maalesef. Böyle güzel toplantılara her zaman destek veriyoruz. İnşallah Allah daim etsin. Benim sorum şöyle, ben kusura bakmayın biraz geç katıldım size, konuşmanızın başını dinleyemedim. Benim sorum size şu olacak, şimdi bugün Türkiye'deki sıkıntıları en alt kademeden tutun, en üst kademeye kadar herkes biliyor. Gerek siyasi sıkıntılarımızı, gerek ekonomik sıkıntılarımızı herkes biliyor. Bu anlamda ben Saadet Partisi'nin 5 yıllık, 10 yıllık, 50 yıllık projelerini ben buradan sizden duymak isterdim bu konuyla alakalı. Yani bir sıkıntı varsa sizin de neticede bu sıkıntılarla ilgili bir plan ve planlamanız mutlaka vardır. Bunu sizden duymak isteriz. Teşekkür ederim. Biz elektrik doğalgaz fiyatlarıyla ilgili değerlendirme dünya, Avrupa dahil dünyadaki diğer kullanıcılar için de bunun maliyetinin arttığı, dolayısıyla Türkiye'de bunun hükümet tarafından sübvanse edildiğine dair yorum oldu değerli kardeşimizin. Şimdi bizim Türkiye'deki elektrik fiyatlarının artmasının merkezinde aslında elektrik üretiminin çoğunluğunu doğalgazdan yapmamızdan kaynaklanıyor. Yani biz şu anda Rusya'dan, İran'dan, Cezayir'den, doğalgaz ve Katar'dan sıvılaştırılmış gazlarla biz şu anda elektrik üretimi yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin aslında elektrik fiyatlarının artmasının merkezinde bu var. Doğalgazla ilgili söylediğiniz kısmi olarak doğru ama bu da yine tam anlamıyla sorunu açıklamaya yetmiyor. Çünkü Türkiye hele bir de 96-97 yılında 54. hükümet döneminde doğalgaz, İran'la doğalgaz anlaşması yapılmamış olsaydı
Rusya'ya tam anlamıyla bağımlı olacak ve Rusya'daki herhangi bir karışıklığın doğrudan Türkiye'deki her şeyi etkileyeceğini görecektik. Şimdi en son sanayide doğalgaz kesintileri, elektrik kesintileri oldu. Bu da İran'da işte tamir bakım olarak ifade edildi ama İran'ın kendi kullanımı var vesaire kullanımlar var. Burada bu tam anlamıyla hükümetin yapmış olduğu açıklama dışarıdaki doğalgaz elektrik fiyatlarının artışı gerekçesiyle yaptığı açıklama maalesef üzülerek söylüyorum doğruyu yansıtmıyor. Ayrıca yenilenebilir enerji özellikle solar enerji, güneş enerjisiyle ilgili de farklı atılımlar yapmamız gerekiyor idi. Neden bu atılımlar yapmamız gerekiyor? Mesela Almanya dünyada güneşi alan ülke almak, ülke olarak güneşin vurduğu yani ülke olarak Türkiye'nin 1/5 yani güneşe yakınlık uzaklıkla alakalı ama Almanya güneş enerjisinden Türkiye'nin 5 katı elektrik elde ediyor. Yani bizim yenilenebilir enerji noktasında da bazı adımlar atmamız gerekiyordu. Maalesef bu şu anda arzu edilen seviyede değil. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışların bir an önce makul bir noktaya çekilmesi gerekiyor. Bunun 20 yıllık dönemde çok böyle Enerji Bakanı da değişti söylenemez. İşte Taner Yıldız vardı, Berat Albayrak vardı, sonra Hilmi Demir vardı başta. En son olarak da şu anda Fatih Dönmez Bey var. Yani öyle 20 yıllık dönemde çok Enerji Bakanı değişmedi ama Milli Eğitim Bakanlığı'nda olduğu gibi. Ama şu anda görünen o ki 20 yılda yapılmayan zamları bir anda milletin sırtına yüklemek gibi bir yanlışın içerisine düşüldüğünü söyleyebiliriz. Hain diye yaftalamak işte Türkiye'nin bizim endişesini duyduğumuz kamplaşmanın en önemli meselesi bu. Yani siyaset dili öyle bir noktaya geldi ki artık yani insanları hayatından bezdirdi. Yani yok Millet İttifakı, Zillet İttifakı, şu ittifakı, bu ittifakı. Yazık. Çok yazık. Çok yazık. Yani çok üzücü bunlar. Yani bir insanı, bir toplumu, bir siyasi partiyi, bir siyasi parti mensubunu bu şekilde yaftalayarak, bu şekilde hakaret ederek siyasi bir kazanım elde etmek böyle bir düşünce çok ucuz bir yaklaşım. Maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Böyle bir şeyin kabul edilebilmesi mümkün değil. Hele de Saadet Partisi gibi 50 yıllık siyasi hayatında ortaya koyduğu çalışmalarla, yaptığıyla, bu toplum için, bu millet için yaptıklarıyla herkes tarafından teyit edilen bir siyasi hareketin, bir siyasi partinin böyle algı operasyonlarına maruz bırakılmasının takdirini ben aklı selim ile hareket eden vatandaşlarımızın vicdanına havale ediyorum. İsrail ile normalleşme meselesi, aslında bu hükümetin, bu iktidarın zikzaklarından birisi. Yani İsrail ile one minute diyerek toplumda Filistin'e destek olduğunu her hal ve şart altında ortaya koymaya çalışan bir iktidar, aynı zamanda bir bakıyorsunuz ki İsrail ile normalleşme adı altında girişimlerde bulunuyor. Ve geçmişte söylemiş olduklarının hiçbirisinin artık bir önemi kalmıyor. Hatırlarsınız Mavi Marmara saldırısı olmuştu. Mavi Marmara saldırısının tarihi 31 Mayıs 2010'dur. Yani 10 insanımızın şehit olduğu uluslararası sularda İsrail tarafından şehit edilen 10 insanımız 31 Mayıs 2010 tarihinde o saldırı düzenlendi. 31 Mayıs 2010 tarihinden 20 gün önce 10 Mayıs 2010 tarihinde de İsrail Türkiye'nin onayıyla OECD üyesi yapıldı. Türkiye OECD'nin 21 kurucu ülkesinden birisidir. Veto etme hakkı vardır kurucu olduğu için. Veto etse İsrail OECD üyesi olamıyordu.
10 Mayıs 2010 tarihinde İsrail OECD üyesi oldu. 31 Mayıs 2010 tarihinde de Mavi Marmara saldırısı gerçekleşti. Şimdi bütün bu yaşanan süreçlerde geldiğimiz noktada kimi vatandaşlarımız, işte en son yaşanan Saadet Partisi'nin İsrail Cumhurbaşkanı'nın ziyaretiyle ilgili yaptığı eleştiriye toplumda nerelerden ses geldiğini sizler gayet iyi gördünüz. Oysa ne alakası var, sen benim orayla ilgili yaptığım eleştiriyi hafifletmek adına bir görev mi üstlendin de bu yorumları yapıyorsun demek insanın içine geliyor. Pazarın sıkıntılarını ben söyleyeyim, Sayın Muhtarımız da belki ifade eder. Arkadaşlarımızın pazardaki, pazar esnafının en önemli problemi su giderinin olmaması ve herhangi bir yağmur, yağış esnasında o giderin olmamasından dolayı esnafın su içinde kalması olarak bize ifade edildi. Esnaflarımız tarafından. Ve o giderlere de baktığımızda, yani kapalı olan noktadaki giderlere de baktığımızda aslında onların böyle doğru bir sistemle açığa götürülmesi noktasında eksiklikler var. Bunlar umarım bir an önce giderilir. Çünkü pazarcı esnafı bu soğukta, bu kışta, bu kıyamette yani kendi ekmeğininle beraber insanlarımıza hizmet etmeye çalışıyor. Yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Zor bir meslek. Allah yar ve yardımcılar olsun ama pazardaki temel sıkıntı bu. Zaten diğer genel sıkıntılarla ilgili, pahalılıkla ilgili vesaire onlarla ilgili konuştuk, onları ifade etmeye çalıştık. Değerli ev sahibimizin 5 yıllık, 10 yıllık sizin işte projelerinizi duymak isterdim sözündeki şeye de şunu söyleyebilirim. Saadet Partisi'nin şu anda Sayın Başkanım 21 tane politika kurulu var. 21 politika kurulu, mesela ekonomi politika kurulu, dış politika, yani bu başkanlık, genel başkan yardımcılığının dışında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi veya diğer yürütmeyle ilgili hali hazırda devam eden kurulların bir başka yansımasını da kendi içimizde gölge kabine diyebilirsiniz buna. Gölge kabine olarak bunları 21 tane kurul kurduk. 21 tane kurul yaklaşık 1,5 ay önce bir toplantı yaptık. Bu toplantıda bizim ileriye dönük, sizin ifade ettiğiniz gibi 5 yıllık, 10 yıllık projelerimizi tarımla ilgili, dış politikayla ilgili, ekonomiyle ilgili, sosyal hayatla ilgili bütün projelerimizi akademisyenler, burada siyasilerden ziyade biz, hani ola ki siyasi kişiliğimiz bizim bazı noktaları görmemize engel olabilir düşüncesiyle akademisyen kişileri özellikle burada görevlendirdik. Yaklaşık, değerli başkanım, sayıyı şöyle ifade etmem gerekirse 21 kurulun şu anda 110-120'ye yakın akademisyenimiz var. Bunlar Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üniversitelerde hali hazırda görevde olan akademisyenler. Bunların oluşturduğu raporlar var. Son olarak da bizim şu ana kadar Türkiye'deki konularla ilgili, yani işte Kazakistan mevzusu dahil, ne bileyim aşı meselesi dahil, ne bileyim farklı konular dahil, zannediyorum 52 tane rapor yayınlamış olduk. Bu 52 raporu tabii bizim web sayfamızda ulaşıma açık şu anda. Bütün raporlarla ilgili orada bizim projeksiyonlarımız, gelecek projeksiyonlarımız, sorunları tespit noktamız, olması gereken, hangi vadede hangisi yapılması gerekir şeklindeki önerilerimizi de net olarak bütün kamuoyuna deklar etmeye çalışıyoruz. Yansıyacak mı? Evet. Şimdi değerli, Allah razı olsun, burada bir soru daha varmış, ona da cevap vereyim. Şimdi şu soruyu birbirimize soralım. Ben böyle bir Milli Gazete'de yazı yazdım. Her genç üniversite okumalı mı diye bir yazı yazdım. Suudi Arabistan'dan bir insanımız, orada yaşayan bir insanımız bana bir mail atmış. Mail de halk arasındaki tabiriyle döşenmiş. Diyor ki, sen ne istiyorsun bizim evlatlarımızdan diyor. Bizim evlatlarımızın üniversite okuması seni niye bu kadar rahatsız ediyor diyor. Bırak okusunlar diyor. Oysa benim orada bunu niye açıklıkla söylüyorum? Şimdi Türkiye'de üniversite öğrenci sayısı, değerli abim, 8 milyon civarında. Almanya'nın üniversite öğrenci sayısı 2,5 milyon. Almanya'nın 3 katı üniversite öğrencimiz var.
Ama şu anda üzülerek söylüyorum. İşini doğru yapanları tenzih ederek söylüyorum. Birçok üniversite, yani sonradan kurulan üniversiteler özellikle yüksek liseye dönmüş durumda. Bunlar sadece diploma veriyor, çocuğa sen üniversite mezunusun diyor. Bu çocuk ondan sonra iş arayışına gittiğinde bu çocuklarımız kendilerine uygun alanlarda istihdam edilemedikleri için sosyal birer sorun olarak evlerimizde çocuklarımız şu anda yaşamaya devam ediyor. Elbette bir ülkenin gelişimini üniversite öğrencisinin sayısından anlayabilirsiniz. Ama özellikle 28 Şubat döneminde bizim ekonomimizin karşı karşıya kaldığı en önemli problem neydi? Ara eleman sıkıntısı. Ara eleman yok. Çocuklarımıza şimdi diyoruz ki 17 yaşında liseyi bitirdiğinde seni üniversiteli yapacağız. Bu çocuk üniversiteye gidiyor. 22-23 yaşına kadar üniversiteyi bitiriyor. Sonra bu çocuk işsiz. Ama bizim kaportacıya ihtiyacımız yok mu? Var. Bizim sıhhi tesisatçıya ihtiyacımız yok mu? Var. Bizim diğer teknik elemanlara ihtiyacımız yok mu? Var. Biz sonra, Sayın Muhtarım söyledi, Afganlılar var dedi. Şu anda biz sanayide, tekstilde vesaire yerlerde ara eleman sıkıntılarını göçmenlerden, sığınmacılardan karşılamak durumunda kalan bir ülke haline dönüştük. Doğru bir planlama yapamadığımız için. Dolayısıyla ben bu son alınan kararı çok önemsediğimi söyleyemem. Çünkü zaten 8 milyon gencin üniversite kapılarında, 8 milyon gencin işte çocuklarımızın çoğu özel üniversiteye gidiyor. Özel üniversiteye gidiyor, %25 burslu diyor, %50 burslu diyor. 30 bin lira, 40 bin lira fiyat belirliyor. %50 bursluysan 20 bin lira diyor. Sen, ben dişimizden, tırnağımızdan artırarak çocuğumuz üniversite okusun diye gidip o parayı ödeyerek çocuklarımızı diploma sahibi yapıyoruz. Umarım bundan sonraki süreçte bu doğru bir şekilde kurgulanır. Tabii KDV indirimi, temel gıda maddelerindeki KDV indirimi önemli, güzel. Ancak biraz önce pazarda dolaşırken esnaftan birisi dedi ki, bizim dedi bu ürünlerimizin bedeliyle ilgili sorun yok. Yani üreticiyle ilgili sorun yok, şeyle, benle ilgili sorun yok. Ben dedi bunu Antalya'dan, ben bunu Mersin'den buraya getirirken ödediğim yakıt parası başlı başına benim temel giderim dedi. Evet, bu temel gıda maddelerindeki KDV indirimini doğru buluyoruz. Olması gerekendir. Umarız insanımızın mutfağına yansır. Umarız yansır ama bu hani pansuman tedbir olur. Bunu daha böyle köklü bir değişikliğe ihtiyacımız var. Hem üreten çiftçinin kazandığı, hem sizin onu tüketirken çok doğru bir şekilde fahiş fiyatta tüketmediğiniz bir noktada olması gerekir diye düşünüyorum. Millet İttifakı'nın adayı seçildikten sonra planlanan yol haritası, kurulacak kabine, hükümet çalışmaları nasıl olacak? Siyasi partiler arasında nasıl bir çalışma var? Bahseder misiniz? Şimdi bu Millet İttifakı veya ittifaklar, hani bir kere daha şunu ifade etmem lazım. Dünkü yapılan toplantı güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili 3 aydır, 4 aydır devam eden toplantıların son toplantısıydı. Son değerlendirme toplantısıydı daha doğrusu. Dolayısıyla bu bir ittifak, dünkü yapılan toplantı bir ittifak görüşmesi ve ittifak neticesinde de bir yol haritasının belirlenmesi toplantısı değildi. Önce bunu ifade etmem gerekir. Bizim eleştirimizin temelinde parlamenter sistemi, yani başkanlık sisteminin, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oluşturmuş olduğu olumsuzlukları Türkiye'yi bundan kurtarmak idi. Dolayısıyla henüz böyle bir çalışma, böyle bir planlama, bu şekilde bir yol haritası belli değil. Bundan sonraki süreçte onu göreceğiz. Onu ifade edebilirim. Birkaç ay içerisinde giderlerin sorununu ayrıyeten de ışıklandırılmasını ve tuvaletle mescidi yapacak. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Zabıta müdür yardımcımız İstanbul dışında olduğundan dolayı önümüzdeki hafta kendisiyle görüşeceğim inşallah. Birkaç ay içerisinde pazar yerimiz düzelecek. Tamamen kalıcı bir şey yapılamıyor. Hepiniz biliyorsunuz pazar yerinin bir kısmı bir bayana ait olduğu için mahkemeyi de kazandı. Hani daha önce olan bir proje vardı. O proje uygulanamıyor. Geçici olaraktan bu şekilde çözülecek. Teşekkür ediyorum. Yar ve yardımcımız olsun.
hayırlı ne muradınız varsa Rabbim ikram eylesin. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Vatandaşla bir araya geldik, sorunları dinledik. Bununla ilgili neler söylemişsiniz? Ne bir kanaat var? Şimdi öncelikle Gazi Osman Paşa'da Karadeniz Mahallesi'nde bulunuyor olmaktan dolayı memnuniyet duydum. Çünkü Karadeniz Mahallesi Gazi Osman Paşa'mızın en büyük mahallesi. Yani resmi olarak 75 bin, gayri resmi olarak 110 bin, 120 bin civarında bir nüfusu barındırıyor. Anadolu'nun farklı coğrafyalarına gelen insanlarımızın bir arada yaşadığı bir mahalle. Yani bu kadar büyük nüfusun bir mahallede barınıyor olması, yani Anadolu'daki birçok ilçeden bile fazla. Dolayısıyla bu değerlendirildiğinde sorunları da bu anlamda bir mahallenin ötesinde, klasik algıların ötesinde bazı sorunları var. O sorunlarla ilgili değerli vatandaşlarımızın, farklı toplumsal kesimlerden gelen değerli vatandaşlarımızın yapmış olduğu değerlendirmeleri dinledik, kanaatlerimizi aktardık. Saadet Partisi ile ilgili soruları, Saadet Partisi'nin siyasetiyle ilgili meselelerle ilgili değerlendirmeleri bizden almak istediler. Biz de bunu elimizden geldiği ölçüde yapmaya çalıştık. Ben önemli, başarılı bir programı birlikte icra ettiğimizi düşünüyorum. İlçe başkanımızı, ilçe teşkilatımızı, böyle bir organizasyonda bizi Karadenizli kardeşlerimizle buluşturdukları için teşekkür ediyorum. Peki mahalle esnafı bu konuda neler söylüyor? Mahalle esnafı daha fazla biz pazarı aslında dolaşma fırsatı bulduk. Dün de zaten burada ilçe teşkilatımız esnafla bir ziyaret programı gerçekleştirmişti. Bugün bizim gördüğümüz pazar esnafında gördüğümüz temel sorun bir kere hepimizin ortak sorunu olan şu andaki enflasyonla beraber artan fahiş fiyatlar ve insanlarımızın aslında ayrıca pazar yeriyle ilgili sıkıntıları da dile getirdiler. Pazar yerinin özellikle su giderinin, atık su giderinin tam sağlıklı bir şekilde yapılamamış olmasının eksikliğini bize ifade ettiler. Umarım bir an önce bu sorun ortadan kalkar. Çünkü pazar esnafı malumunuz halkımıza ucuz gıdayı, sebzeyi, meyveyi en uç noktada ulaştırmaya çalışan esnaflarımızdır. Onların sorunları bir an önce çözülmeli.